Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile karşınızdayım. Transfer atacağız Wakashimazu için. Aslında gelen yancılar beni üzdü çünkü hem Natureza hem de Genti ile bende mevcut. Espadas yok ama o da hani çok düşündüğüm bir oyuncu değil. Bakalım yaklaşık bir 200-250 diye bir atarım herhalde. Tekli de atacağım. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. 1000 aboneye sadece 15 abone kaldı ve son videosunu da yayınladık arkadaşlar dün itibariyle. Girip izleyebilirsiniz. Güzel bir kek tarifi var. Anneniz olur, eşiniz olur, ablanız olur. Onlara da önerebilirsiniz. Çok güzel tarifler var. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle transfer atmadan önce her zaman olduğu gibi ay sonunda en güzel olan şey şu shopta. Tabii lig için lig madalyalarıyla 2 ayda bir geliyor ama online ve kulüp madalyalarıyla ayda bir yenileniyor alabileceğiniz şeyler. Dream Ball Store'da yine her zaman olan indirim var. İndirimli zamanlarda olanlar aynı yani. Değişen bir şey yok. Aşağı inelim. Dream Ball Exchange Shop'ta tabii ki Wakashimazu'nun yumruğu gelmiş. 455 moment ve 475 momentlik bir keçi gelmiş. Bu alınabilir aslında ikinci keçi olarak. Bende var mıydı hatırlamıyorum. Bakarız. Regular'da hadi şunu at cebe. Dursun bir stadyum. BGM ses dosyası. Fireworks diyor gerçi şey. Havai fişekler. Ne var? Bunlar var. Tamam. Online madalyalara hemen SSR ticket'ı al abi. SR ticket'ı da al. Bu dursun. Topla. Her birini topla. Evet, bu şekilde her birini topluyoruz. Keşke ben de şöyle 5 DB'den çıkarsam ya. Hiç başıma gelmiş bir şey değil ya. Sadece yeşil ilk Genzo fest değil ama. Yeşil Genzo geldiğinde o da daha önce multiden çıkarmıştım. Bir de 5'likte çıkmıştı. Seni de alalım. Seni de alalım. Seni de aldık. Tamam. Buraya kadar. Oyuncularda eklenen bir şey yok. Kutulu oyunculara. Aynı oyuncular mevcut. Kulüp madalyaları. Bunlar çok lazım oluyor. Skip ticket. Al abi. Bunu da al. Dream potları da atacağım arkadaşlar. Bayağı birikmiş. Oradan da bir şey çıkacağını sanmıyorum ama yine de. Bazen ufak tefek sürpriz olmuyor değil. Hadi şunları da alayım gelmişken. Şu max olanları sadece. Hiç bunları kullanmaya bile sıra gelmiyor. O kadar normal UR kart ve koçların kartı var ki. Max'ta biliyorsunuz bir seferde kullanmanız yeterli. Fulluyor bir seferde. Evet. Dream Ball Exchange Shop. Ne kadar çok şey var ya burada. DB ile alınacak forma biraz azalmış yine. Evet. Şimdi öncelikle bir videoyu izleyelim. Haydi bakalım. Wakashimazu Reis.
çıldırdı. Animasyon güzel yalnız. Evet, güzel. Yancılar ne vardı arkadaşlar? Şu Natu'yla Genti'yle geleceğine Schneider gelseydi, Rivaul gelseydi. O biraz üzdü açıkçası. Analizini yapalım, sonra da transferi atalım arkadaşlar. Gel bakalım Vakaş kardeş. 1133 stamina ile geliyor. Golden 23 olarak Vakaş'ı mazur. Yeşil geliyor. Sky Splitting Guardian. Ne, havayı bölen şey mi? Bekçi mi? Guardian mı? Ne, anlamadım. Saving. Bakıyoruz 21.630. Bunun 9.294'ü Punch. O da yani kötü değil. Keçi 12.336. Onu destekleyen Power 7.638. Teknik 8.013. Gayet yani iyi değerler. Speed 6.692. Punch'ı destekleyen. Belki ilk defa bir kaleciye çıkarırsam Boundary Break fullemeye çalışırım yani. Hem yumruğunu hem catch kullanmak adına. Tabii ki öncelik catch. Bakalım neymiş. Takım buff'ı Japon oyunculara %20 var. Takım buff'ı. Pasifi non-flying shoot'larda %10 artıyor statları arkadaşlar. S gördüğünüz gibi catch'i var. 510 moment, 415 moment, 330 enerji götürüyor, 410 enerji götürüyor ve A yumruğu var arkadaşlar. Bond kısmında 4 veya daha fazla yeşil oyuncu bulundurursanız Japon'dan Japon fark etmiyor. 4 bond veriyor. Takıma %2 koruma sağlıyor. Forvetlere karşı statları %5 artıyor. Yani forvetler yerden çekti mi %15 artıyor ve şu güzel Master Catch. Yani uçuran şutlarda bile, sakatlayan şutlarda bile tutabilme özelliği var. Bu Genzo'da da vardı biliyorsunuz. Bir de şurada şey olsaydı var ya, full body stand, bu kaleci gol yemezdi. İstediği driller bunlar arkadaşlar. Bu kaleci gol yemezdi arkadaşlar, düşünün. Full body stand da olsaydı. Yok artık abi, o kadar da olmasın dediğinizi duyar gibiyim. O kadar olsaydı evet, uzak ara en iyi kaleci olurdu. Hadi bir karşılaştırma da yapalım kendisine. Müller'le ve Genzo'yla. Bakalım. Müller ve Genzo'yla bir karşılaştıralım. Kırmızı, mavi, GK, op. Hatta Kalusias'la da karşılaştırabiliriz. Ona da sonradan bakalım. Müller. Şimdi mavi Vakaş'ı mazu görüyorsunuz. Keş'te Müller'in de önünde. Genzo'nun bayağı önünde. Punch'ta Müller bir tık sanki önde. Yine Vakaş'ı mazu da yüksek değerde. Teknikte Genzo üstte ama Vakaş'ı mazu arkasından geliyor. Müller geride kalıyor. Power'da Genzo yine önde, Vakaş'ı mazu hemen arkasında, arkasında Müller. Speed'de Vakaş'ı mazu önde, Genzo arkasında, Müller onun da arkasında. Hadi buraya bir de şeyi ekleyelim ya. Gel sen de gel. Turuncu. Bakın Kalusias bayağı geride kalıyor. Catch'te de, Punch'ta da, Teknik'te de, Power'da da, Speed'de de, yani hepsinde de geride kalıyor. Full body stand olmasından dolayı kurtarıyor diyebiliriz. Zaten fast kaleci değil neticede. O zaman önce beşlik atarak başlayalım. 50 dB bu arada ay son olduğu için şeyden geldi. Süperstar'da bitirdiğim için abi nasıl dB arttırdın diye sorarsanız söyleyeyim hemen. 200 dB kalana kadar, ya 250 dB falan, umarım hiç gerek kalmaz. Saat şu an 8'i 8 geçiyor. Bu bir işaret mi? Tekli atıyorum arkadaşlar. Yalnız 4 yeşil istiyor. Orası biraz, gerçi Tsubasa var bende şu an. Jito mecbur yine kalacak. Şey var, Kaltz. Bir de bunu koyarız. 4 tane olur çıkarsa ana kadroya.
Haya. Hadi be abicim be. Bir beşlik de ver be. Beşlik de ver abi. Ver abi beşlik de. Ne var sanki? İlk kızı Tsubasa. Geri gelelim. Bir daha girelim. Üç, dört, beş. Tam da Vakashimaus arkada. Hadi oğlum be. Uğraştırma bizi be. Hadi uğraştırma bizi. Haydi. Haydi uğraştırma bizi. Haydi uğraştırma bizi. Gel Vakashimaus, uğraştırma. Uğraştırma. Hoş geldin kızım. Elimde olmayan Esvadas'ı beşlikten aldım. Baba. Belki düşünebiliriz. Babacığım. %15 karşılara karşı statlar. Efendim baba. Kızım. Tamam kızım, vereceğim. Biraz bekle. Tamam mı? Haydi bir beşlik daha atayım. Bu sefer Espadas'a geçtiğinde basabildim. Haydi. Haydi. Çıkmadı. Onunla atacağım. Hadi be oğlum be, hadi be. Hadi be. 1, 2, 3, 4, 5. Haydi Vakaş. Esfadas'ı bulduk. Haydi Vakaş. Şans yazısı var. Haydi Vakashimaus'u gel. Gel uğraştırma gözünü seveyim, gel. Haydi bak, o iki, bir tane Roberto çıktı, bir tane daha gelmez. Hadi şunlardan biri olsun ya. Haydi şans bir gülsün ya. Haydi. Haydi. İşte be, işte be, işte, işte. Bir set yaru. Bitti, bitti. Bitti. O da show çıktı. Tamam abi, yeter. Şimdi ya bu süper oldu ya. İlk defa böyle şanslı hissediyorum kendimi. Saat 8'i 8 geçe başladım. 12 geçe bitti transfer. 349 DB'miz de duruyor. Ne kadar harcadık? 65-70 DB falan harcadık ya. Bende olmayan 2 fast'i de buldum. Yani anca bu kadar olur. Şanslı günümdeyim herhalde. Hayret ya, şaşırttın beni Club. Şimdi ne yapalım? Bir fullleyelim o zaman. Videoyu burada bitirmeyelim değil mi? En heyecanlı yerde. Duyuyorum sanki abi sakın burada bitirme dediğinizi duyar gibiyim. Tamam, ikisini de fullleyelim. Önce Vakashimaus'u. Önce Vakashimaus'u. Önce bir kitleyelim abi şunları. Garantiye alalım. Sen de gel. Yeşil bulmamız da iyi oldu. Forvet'i de değiştiririm. Bu Esvadas'ı alabilirim forvete. Tek sıkıntı buna havadan top atmak olacak ama onu da bir şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdi önce Vakashimaus'dan başlayalım arkadaşlar. Oh be, yüzümüzü güldürdü sonunda Club ya. Geri kalan DB'leri daha biriktireceğim. İyi forvetlere atacağım arkadaşlar. İyi forvetlere. Şunları hemen harcayalım. Boş yere yer işgal etmesin şunlar ya. Bunlar da direkt maxlama seçeneği çıksa keşke ya. Böyle tek tek basma olmasa. Club, duy sesimi. Bunları maxlamak için yanda bir şey çıkar da maxlayalım direkt tek tuşla. Evet, şimdi şunları da harca.
Yetmedi mi? Hadi bir tane de buradan al. Şuradan al. Kalecimiz değişti. Kalusias üzgünüm. Kalusias üzgünüm. Bağırışını severim senin ya. Motto motto diye. Misete yaru tabii ki. Misete yaru. Japon'a geri dönebilir miyim acaba? Misaki'yi falan da alabilirim arkadaşlar. Bir kadro düzenlemesi yapmam lazım. Sonradan. Gel abi. Hiç gereğiniz yok siz. Bitirmem lazım sizleri. Hiç gereğiniz yok. Önce bir sizleri temizleyelim. Yer işgal etmeyin bir zahmet. Yer işgal etmeyelim. Yetmedi mi? Tamam, bir basalım bunları. Sonra bir daha. Sonra bir daha. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Gel bakalım sen şöyle. Seni şöyle bir fullleyelim. Seni şöyle bir fullleyelim. Hidden'ımızı yapalım. Hidden'ımızı da yaptık. Burada da fullleyelim. Umarım koşular yeterince vardır. Var var var, süper. Otomatikte hemen onları kasmışım biraz. Zaten yapmıştım transfer falan çıkarsa diye. Şimdi sen tamamsın. Sadece ability limit break yapacağız sana. Espadas'ı da alalım böyle bir zahmet. Gel Espadas'cım. Gel Espadas'cım. Pas. Pas 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 bunlara. Şu an geç, buna basmama şu an gerek yoktu ama neyse. Bas ya, bas, bitsin ya, bitsin. Bunlarla uğraştırma beni. Neyse dur. Şey yapalım da şunları da bitir abi. Gerek yok. Farklı renk biliyorum ama gerek yok. Dünya kadar kart var abi, işte çok olunca böyle oluyor. Oyunun ilk zamanlarında bunları bulmak için ne kasıyorduk var ya. Gel abi. Gel abi. Atak, defans. Fizik. Uğra abicim, uğra. Orada bir hata yaptık, o yüzden uğra. Ne yaptık biz ya? Neyse. Şuradan bir evolve yapacağız. Orada bir hata yaptım, o yüzden mecbur buraya gireceğiz. Ah. SSR canım, SSR.
SSR yeşil. Heh. Dönüştür abi. Dönüştür. Fulle, fullemeye devam. Fullemeye devam. Doldur gitsin, doldur, doldur, doldur. Ne kaldı? Şu oğullardan. Fizik burada var. Evet. Full abi. Full. Bu Espadas kaç pont veriyordu? Yalnız az mı veriyordu? Oynatmazsam o yüzden oynatmam yani. Belki Göte'yi denerim, o da yeşil. İyi, burada da yapmışız, yetiyor. İki veya daha fazla yeşil non-Japon, tamam. Olmuş olacak. 4 veriyor. Süper. 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 4 veriyor. Kals da var. Süper. 4 alacağız bundan. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle yapacağız kadroyu. Ability limit break'leri de yapayım. Bu iyi oldu ya. Bu çok iyi oldu. Ama hala iyi forvete ihtiyacım var. Espadas'la olmaz yani. Schneider filan lazım bana. Gel bakalım Vakaş, önce keçe basacağız. Founder break de yapabilirim sana ama. Hop. Hop. Ya da yapmam ya, zaten master catch var. Catch yeterli. Motto motto, bence de motto motto, Wakashimazu. Motto motto. Sana bakalım, şutla power'a basacağız zaten. Bir de ben dribble'a basarım. Sana boundary break yapabilirim işte, elimde Tamotsu ID'ler var 3-4 tane. Natu'yu dörtlerim, buna da 2 tane basabilirim. Şöyle. Ne var başka? Çalım. Şut. Dördüncüyü basacağım da bir bakayım ne skill ekleyebilirim. Bir dakika, dördüncüyü basmadan önce. Bakalım var mı elimde skill'i. Technical pass, tamam, pası ekleriz. Bir de condor shoot var, onu da ekleriz. Momenti düşük ama 440 370, ya çok düşük bunlar. Neyse, yapacak bir şey yok. Bunda ne var bakalım. ...440'tı zaten. Bu eklenir. 440. Intercept var. Trickshot X 350. 400 götürüyor. Yok, gerek yok buna. Olelik. Havadan bu var. High jump trickshot. O da 440. Tamam. Tamam, bunları ekleriz. Intercept eklenebilir belki. 320.
Counter Strike. High Jump Trick Shoot'a ekleriz. Şuraya bir pas ekleriz. Çalım pas. Bir de pas kesme ekleriz. Kayması yok. Ona da yapacak bir şey yok. O zaman bunu ben neye basayım? Dördüncü Boundary Break'e de yapalım. Şey, Ability Limit Break. Boundary Break de yapabilirim belki buna. Duruma göre bakacağım. Pass 7280. Intercept fena değilmiş aslında. Pass'a ekleyeyim ben ya. Pass falan verirken adamdan geçmiyor ondan sonra. Boundary Break yaparsam da onlarda Speed'le tekniğe eklerim herhalde. Defansta olmasın, ne yapayım. Intercept'i yine idare eder. Zaten intercept'i de A. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi kadroya da bir bakayım. Sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Düşündüğüm kadro ne olacak? Şimdi normalde şu şöyle, şuradaydı. Burada da Grandios vardı. Şimdi şöyle yapsak. Beş mavi Nanjapon'u da bozmamam lazım ama burada ya. 1, 2, 3, 4. Kaleciyi çıkarırsak bir mavi Nanjapon durması lazım. Hayda. Şöyle yapacağız. Mecbur. Espadasa da bir yer açmaya çalışacağım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Seni böyle alacağız. 38.5. Evet. Sıkıntı şey, 1, 2, 3, 4 yeşil oldu. Yeşilleri çıkaramam. 4 yeşil istiyor. %15K. İşin kötü tarafı Robson'u filan da. Gerçi Robson'u bir şöyle alsam 40 oldu. Abi yeşil, yani Natu'yu, Suvasa'yı, yok Suvasa'yı çıkaramayız, yeşili bozarız. Natu'yu çıkarsak bu ne istiyordu? 5 veya daha fazla Nanjapon. Natu'yu çıkarıp atıyorum. Sadece deneme şu an arkadaşlar. Yeşil forvet. Gel bakalım Espadas şöyle. Şunun yerine gel bakalım. Şöyle koyduğumda takım gücü düşüyor. Bond mu oluyor? 40 oluyor. En fazla 40 bond oluyor şu an arkadaşlar. Zaten 41.5 bonda çıkabiliyordum ben ama. Şöyle yapsam mavi de işte mavi 5 mavi Nanjapon bozuyor arkadaşlar. Böyle 40 bond. E böyle de 40 bond. İkisi de 4 veriyor zaten. Şimdilik şöyle 40 bond deneyeceğim. Böyle 40 bond giderim arkadaşlar. Ne yapayım? En azından Tsubasa'da daha işlevsel olur. Duruma göre de bunu buraya çekip Tsubasa'ya, hatta ortaya bunu kenara çekip Espadas'ı ileri ucu alabiliriz. Bunu alsam ne oluyor?
39 bond. Arkadaşlar ben artık bir şekilde ayarlayıp bir şey yapmaya çalışacağım. Denemeler yapacağım. Siz ne diyorsunuz? Ama ben Gentile'yi de oynatmak istiyorum. Bond'um düşüyor o zaman da. Düşsün ne yapayım ya. 38.5 bond. Gentile'yi oynatırsam 38.5 pont. Önceden Gentile'yi oynatsam da 40 pont oluyordu. Beş mavi lan Japon'u bozamıyoruz ya. 3-4-5. O yüzden şeyi de alamıyorum. Grandios'u da alamıyorum. Neyse böyle dursun bakalım. 38.5 pontta. Bakacağız artık. Sizin de tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Biraz daha araştıracağım. Evet arkadaşlar, oyun eserim kanalımda bitirmeden önce şu Dreampod'lar ya da Dreampod'lar da başka bir videoya kalsın. Bakayım kaç günü var Dreampod'un. Çünkü şu an yarım saati geçti süre olarak. 2 günü var. Sonraki videoya atarım olmazsa ya. Maç yapmadan önce. Evet arkadaşlar, oyun eserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team Tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. 15 abone falan kaldı, 1000 aboneye yeni video da yayınladık. İzlerseniz ve like atarsanız, destek olsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.